Bakar mısınız? Selim'ciğim. Buraya geleceğimizi neden söylemedin sevgilim? Hayatım ne bileyim ben, başkomiser Zeynep'i de al dedi. Ben de aldım geldim Zeynep'i yani. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne yaptırayım size? Yeni kuzu şişim geldi, taptaze. Sen bize... Buyurun başkomiser. Olur mu canım? Siz misafirsiniz. Buyurun. Teşekkürler. Sen şöyle bizi ortaya karışık, külbastı, pirzola, kanat falan ne varsa getir işte. Selim, benim buradan cesedim çıkar bil. Ya birader şöyle yeşillik falan bir şeyler var mı? Mezeleri getireyim ben. Meze demedik aslanım, yeşillik. Kıvırcık salata hazırlatayım. Ah bak, olur, olur değil mi? Aa Zeynep, sen vejeteryandın değil mi ya? Önemli değil başkomiserim. Anladım efendim. İçecek ne alırdınız? O ne biçim soru ya? Rakı tabii. Tabii ki. Serap lütfen. Rakı. Hadi bakalım, afiyet olsun. Acayip alışmışım bu Meret'e. Rahmetli babamın işi. Eti de çok severim. Bir gün bir steakhouse'a gittik. Steakhouse mu? Aa, nerede? Washington'da, FBI'ın merkezine 1 kilometre falan uzaklıkta. Ayça Hanım, ben raporunu... Başkomiserim, yine hanıma terfi ettik. Pardon ya, alışkanlık. Her neyse, Ayça Amerika'da kriminoloji okumuş. Ardından FBI'ın davranış bilimleri kurs ve seminerlerine katılmış. Sonra cinsel suç bağlantılı cinayet... Başkomiserim, lütfen utandırmayın beni. Kötü bir şey söylemedim ki. Olsun şimdi, akşam akşam konuşmayalım bunları. Peki, sen bilirsin. Neyse, ne diyordum? Et harika ama rakı yok. Ben de evde mataraya böyle rakı doldurdum. Onu da duty free'den almışım. Böyle kocaman da bir T-bone steak istedim. Böyle kanlı canlı. Tam rakıyı bardağa koydum. Bir yudum alacağım, yakalandım. Ay, yalvar yakar, kapı dışarı attılar beni. Hadi canım. Gerçekten. Hayatımda işlediğim tek suçtur. O zaman buna içilir. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Efendim Hande? Tamam. Tamam, hemen geliyorum ben. Kusura bakmayın, benim hemen gitmem gerekiyor. Ne oldu şimdi ya? Bana da bulunan kısmi parmak izinde sorun çıkmış. Tamam, ben seni götüreyim. Yani 40 yılın başı hep beraber yemek yiyecektik. Halledememişler mi? Yok başkomiserim. Ben gitsem daha iyi olacak. Peki. Afiyet olsun. Sağ olun. Hadi. Hadi. Bu kadar yemek bize kaldı. Afiyet olsun. Ne acayip kız. Değil mi ya? Bir dakikada sıkı fıkı oldular başkomiserle. E iyi ya işte. Bir ara başkomiserin baş göz edecek birini arıyordum. Al sana kız. Ne? Bunda mı? Bu çiğ çiğ yer kızım adamı. Şişt, çok ayıp. Yalan mı ya? Dedikodu yaptığının farkında mısın Selim'ciğim? Sen ne yapıyorsun? Bir başıma mı yapıyorum ben burada dedikoduyu? Ben parmak izi inceliyorum. Bir taraftan da sana laf yetiştirmeye çalışıyorum. Tabii canım, tabii tabii. Ne acayip kız diyen de babamdı zaten. Şimdi çıktı kendisi ya, yemek yemeye gitti. Babana selam söyle. Çok acayip demedim, ne acayip dedim Selim'ciğim. Kelime oyunu yapma bana ya. Zaten gıcık oluyorum kıza. Sen herkese gıcık oluyorsun Selim. Değil mi? Ne yapayım, bu işte. Ne yapıyorlardır acaba? Oo, şimdi çoktan kafayı bulmuş, başkomiseri esir almıştır vallahi. Nerede kalacak ki bu kız? Ben ne bileyim. Polis evinde falan herhalde, niye? O kadar emin olmadın. Ne demek o şimdi be? Hadi canım, öyle mi diyorsun? Ben bir şey demiyorum. Demiyorum. Bak yine dedikodu yapıyorsun. Ya sen var ya, şeytana pabucunu ters giydirirsin be. Hadi hadi. Çok söylenme de bir şeyler kap getir. Çok açım ben. Ben de şunları bitireyim. İyi tamam. Hadi. Günaydın. Günaydın. Ne haber? İyilik. Senden ne haber? İyidir.
Başkomiserim yok mu? Gelmedi. Hadi canım. Yok daha neler. Bir şey demedim ben. Sen merak etme, ben anladım ne demek istediğini senin. Ne demiş peki? Kim demiş? Bir şey de yok, bir şey dememiş ya. Biz siz gecikince merak ettik neredesiniz diye. Amirim çağırmış, onunlaydım. Ayça nerede? Bilmem, gelmedi mi? Gelmedi. Aa, belki İzmir'e gitmiştir ya. Yok canım. Yemekten sonra polis evine bıraktım. Sabah da amirimle konuştum. Olay kapanana kadar bizimle kalacak. Ya Zeynep, dün gece çok üzüldüm. 40 yılın başı ilk defa hep birlikte yemek yiyecektik. Yine olmadı. Önemli değil başkomiserim. Yine gideriz. Ne oldu? Parmak izinden bir şey çıktı mı bari? Maalesef kısmi bir iz olduğu için karşılaştırmaya uygun değil. İşte bu kötü haber. Ama bir de iyi haberim var. Elimizdeki iz, parmak izinin tipi hakkında fikir sahibi olmamız için yeterliydi. Ya şöyle taksit taksit anlatmıyor mu her şeyi bu kız? Deli oluyorum ya. Kızım anlatsana bana, kabuz olduk ya. Pardon. Ne tip bir parmak izi? Tented arch. Yani çadırlı kemer dediğimiz tipten. Görülme sıklığı ise sadece %5. Şüphelilerin parmak izini kontrol ettim. Ve İlkay'ın parmak izi bu tipten. Nasıl, tesisatçı mı? Evet. Ana karnındaki 3. ayda oluşmaya başlayan ve ölüm sonrası çürümeye kadar aynı kalan parmak izleri, kemer, kement, sarmal gibi ana sınıflara ve bunların alt gruplarına ayrılır. Büyüteçle parmak uçlarınıza bakarsanız izlerin aynı olmadığını göreceksiniz. Bu yüzden pasaport başvurularında, bazı yabancı ülke sınır kapılarında, tutuklamalarda her parmağın izi alınır. Ülkemizde de bulunan yüksek işlem hızlı bilgisayarlar 2 saniyeden kısa sürede 1 milyon kişiye ait 10 parmak izi kartını tarayabilir. Bir başka deyişle hepimizin parmak izinin olduğu bir banka olsaydı olay yerindeki parmak izimizi eşleştirmeleri sadece 2 dakika sürecekti. Bundan daha doğal ne olabilir ki? Mahallenin esnafının tesisat işlerine ben bakarım. Çağan Bey'in dükkanının nasıl su bastığını en iyi sana çıkarsın o zaman. Tesisatı biraz eskimişti. Hem boru bu. Allah yapısı değil ki. Patlar yani. Tabii tabii. Boruda bulduğumuz asit de böyle kendiliğinden oluştu herhalde orada, değil mi? Ne asiti komiserim? Ya bırak lan şimdi bana yalan atmayı. Vallahi asitten falan haberim yok komiserim. Tamam. Onu anlayacağız bakalım sonra. Murat, götür arkadaşı. Hadi arkadaşlar, siz de başlayın hemen. Geç kalmayalım fazla. Hadi geçin, geçin. Efendim. Tamam, peki geliyoruz. Ne oldu? Bizimki yine olay yerine gitmiş. Ayça mı? Başka kim olacak? Günaydın. Günaydın. Sen ne yapıyorsun burada ya? Ne yapıyor gibiyim? Öyle böyle boş boş koltukta oturuyor gibisin. Katili anlamaya çalışıyorum. Anlamaya çalışacağımıza yakalamaya çalışsak nasıl olur? Selim. Haksız mıyım ya? Kafama takılan bir şey var. Dosyadaki raporlarda cesetin yüzünde ve tırnak diplerinde tuğla tozu var diyor. Fakat buradaki duvarlarda tırnak izlerine rastlanmamış. Biz de bunun farkındayız. Olay yeri incelemeye devam ediyor hala. Başkomiserim. Söyle Ertan. Şahan Konu'nun evindeki arama bitmiş. Arkadaşlar bir zarfın içinde bazı fotoğraflar bulmuşlar. Tamam, sağ ol. Thank you.